Alevler etkisini yitirdi diyebiliriz Deniz. Bodurçam ağaçlarının bulunduğu bir bahçesi vardı. Santralin oturduğu ana gövdede herhangi bir zararın olmadığı yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan bilgiler arasındaydı. Tam 9 saat boyunca çevresinde bulunan, bahçesinde bulunan ve eklentilerinde bulunan binalarda yangın vardı Kemerköy Termik Santrali'nin, ama sabah saatlerinde aldığımız bilgi alevlerin etkisini son derece yitirdiği ve kontrol altına alındığı şeklinde. Evet, neden yandı, nasıl yandı, sönen alevler tekrar nasıl harlandı ve bu noktaya gelindi? Daha fazla ayrıntıyı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun kamuoyuyla paylaştı. Saat 15'e kadar her şey normaldi dedi Altun, ama ondan sonra rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yükseldi bilgisini verdi. Alevlerin hızı 60 kilometre olarak açıkladı Fahrettin Altun. Saat 15'ten itibaren rüzgarın hızının 60 kilometreye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başladı dedi. Yangının bu fazı da yine havadan ve karadan müdahalelerle engellenmiştir. Ancak akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da arttırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangın santralin bazı bölgelerine sıçramıştır dedi. İşte o noktadan sonra biz anlatmaya başladık aslında Deniz. Çevresinde ciddi bir güvenlik bariyeri oluşturulduğunu, yani yanan tüm maddelerin oradan kaldırıldığını, ağaçların, çalıların, otların santrale sıçramaması için kaldırıldığını günlerdir ifade ediyorduk. Ancak Fahrettin Altun rüzgarın hızının 60 kilometreye yaklaştığını söyledi. 60 kilometre hız ve daha üzeri fırtına anlamına geliyor. Yani fırtına hızındaysan bir rüzgar sebebiyle küllenen alevler tekrar kor haline geldi, yükseldi ve o saatten sonra rüzgarın daha da şiddetlenmesi üzerine, yani 60 kilometre hızın üzerine çıkması üzerine santralin bazı bölgelerine yangının sıçradığını ifade etti. Tabii bu tahmin ediliyordu. Günlerdir konuşuluyordu. Hangi önlemlerin alınabileceği konuşuluyordu. Fahrettin Altun bunlara da açıklık getirdi. Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakıldı ve personel tahliye edildi. Değerlendirmesinde bulundu. Herkesi merak etti, soruya da yanıt verdi. Evet, santralin dışında alevleri gördük, bahçesinde gördük, eklentilerinde gördük, ama güçlendirilmiş çelik betondan yapılmış ana gövde, yani tribünlerin bulunduğu, elektriğin üretildiği görece daha tehlikeli bölümde herhangi bir hasar var mıydı? Buna da yanıt verdi Fahrettin Altun ve yapılan incelemede santral sahasında santraldeki ana gövdelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır dedi. Acil müdahale ekiplerinin bölgede müdahalelerinin havadan ve karadan sürdüğünü ve devam edeceğini de ifade etti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Dün akşam saatlerine kadar her şey normaldi. Alev yoktu. Santralin çevresinde ciddi bir alev olmadığını ifade etmiştik. Risk geçti demiştik, ama Fahrettin Altun 60 kilometreye çıkan rüzgar sebebiyle yangının tekrar başladığını, o saatten sonra 60 kilometrenin de üzerinde bir rüzgar sebebiyle alevlerin santrale kadar geldiğini söyledi. Bu önemli bir bilgiydi. Neden santrale yangın sıçradığının cevabıydı. Ve santral zarar gördü mü? Ana gövde, evet, tehlikeli olan bölüm zarar gördüğümüz sorusuna da yanıt verdi. Yapılan ilk incelemede bu bölümlerde, yani tribünlerde üretimin yapıldığı ana gövdede herhangi bir zarar yok dedi. Peki son durum ne? Evet, hava aydınlandı. Az sonra yangın söndürme çalışmaları başlayacak, ama hala çevremde, yani santralin de çevresinde dumanları, alevleri görmemiz mümkün. Bu baca, işte bu dev baca Kemerköy Termik Santrali'ne ait. Onun çevresinde çeşitli eklentiler var. Yine kömürün taşındığı kilometrelerce uzunluktaki paletleri gördük. O paletlerin bulunduğu yerden dumanlar yükseliyor. Hemen sağ tarafımızda bulunan bölge orası. Ağaçların altında kömür taşıyan paletler var. Yine
üretilen elektriğin iletilebilmesi için inşa edilmiş dev yüksek gerilim hatları var. Onların bulunduğu bölgede de ciddi alevlerin olduğunu ifade edelim. Burası Ören, evet, Türk Evleri ile Ören arasında tam noktada, tam kavşak noktasında bulunan bir termik santral, Kemerköy termik santrali. Bu civarda Ören'de, Ören'e çıkan yollarda, vadilerde, yine tepelerde alevleri görebiliyoruz. Ama şunu da ifade edelim, günlerdir yanıyor bölge, günlerdir mazıda başladı, çökertmeye geçti. Ardından rüzgarın etkisiyle santralin bulunduğu Türk Evleri'ni etkiledi. Bu bölgedeki neredeyse yeşil örtü tamamen yanmış durumda. Tamamen yandığı için de santralin batısına doğru olan alanda herhangi bir risk yok. Çünkü ne yazık ki söylemek gerekiyor herhalde, yanacak orman kalmadı o bölgede, santralin batısında. Ama santralin doğusuna doğru ormanlık arazi var. Yine kuzeyinde de ormanlarla kaplı bir örtünün olduğunu söyleyelim. Sol tarafımız yanıyor. 150-200 metrelik bir tepe, santralin girişi olarak adlandırabileceğimiz. Kuzey tarafında da 5-6 yerde irili ufaklı yangınlar devam ediyor ama son durum, santralin çevresindeki yangın kontrol altına alındı. Büyük ölçüde söndürme çalışmaları devam ediyor. Fahrettin Altun'un açıklamasıyla da şu bilgiyi tekrarlayalım. Santralin ana gövdesinde, yani tehlikeli olduğu ifade edilen bölümde herhangi bir hasar yok. Gökhan, şunu da sormak isterim sana. Yangın kontrol altına alındı dedin. Günün ağarmasıyla birlikte biz hemen havadan müdahalenin başladığını genel olarak biliyoruz bu bir haftalık süreçte. Acaba havadan bir müdahaleyle mi söndürüldü, yoksa havadan müdahale başlamadı ve alevler kendi kendine gücünü yitirdi mi? Nasıl bir süreç işledi orada? Ve tabii ki şu anda özellikle hava durumu ne durumda? Yani rüzgar var mı? En önemli konu bu. Çünkü bir önceki yayınımızda Ahmet Örsoğlu belli bir noktaya doğru hat şeklinde alevlerin ilerlediğini söylüyor. Ama ne aktarırsın? Senin gözlemlerin neler? Şunu söyleyelim. Enerjinin düşmesi bu yangının sönmesine sebep oldu. Çok yüksek risk olduğu gerekçesiyle santral aynı ağaçlar gibi kaderine terk edildi. Belli bir saatten sonra ekipler çekildi. Önemli olan insanların can güvenliği, çünkü artık yapabilecek bir şey yoktu. Santralin çevresi boşaltıldı. Söndürme araçları oradan çıkarıldı. Orman işçileri, itfaiyeciler çıkarıldı. Ama belirttiğim gibi santralin batısında yanacak ağaç artık kalmadı. Günlerdir yanıyor. Bir alev sıçrasa bile o bölgede yanabilecek hiçbir şey yok. Santralin arka kısmında yüksek 2-3 tane çam ağacı var. Onun dışında bodur ağaçlardan örülü bir yeşil alan, yani daha kısa, daha bodur ağaçlar var. Bunların enerjisi çok daha düşük, çam ağaçlarına göre çok daha hızlı yanıp tükenip çevresini etkilemiyor bodur ağaçlar. Ama çamlar öyle değil, çamlar daha geniş alanı etkileyebiliyor. Bu da bir şans aslında. Her yer yandı batısına doğru, kuzeyinde ve doğusunda bodur çam ağaçlarının bulunduğu yerler vardı. Onlar da kısa sürede yanarak, enerji tükendikten sonra kendi kendine söndüler. Hava rüzgarsız, evet, dün saat 11'den bu yana çok şiddetli bir rüzgardan bahsettik. Santrale yangının sıçrama sebebi de o rüzgar aslında. Alevleri, yanan külleri kilometrelerce öteye taşıyabiliyor. Dün bunu gözlerimizle de gördük. Yer yer tarlaların içinde yanan yerler vardı. Onun da sebebi bu dağlardan sıçrayan küllerdi. Rüzgar azaldı. Rüzgar oldukça az bu saatlerde ve nem de hissedilir oranda arttı. Bu da iyiye işaret, ama şunu da söyleyelim, bu yangını kontrol altına almak için yeterli mi? Evet, çam ağacı yoksa, bodur bir bitki örtüsü ise, yani kısa bodur makilik bir arazi ise, kısa sürede enerjisini yükseltiyor, indiriyor. Çevresine çok fazla yayılmıyor. Ama çamlık alanlarda durumun hiç de öyle olmadığını söyleyelim. Zira Ören'e inen, Milas'tan Ören'e inen yolda 20 metrelik, 25 metrelik, 15 metrelik dev çam ağaçları var. İşte onlar tutuştuğu zaman kontrol altına almak neredeyse
imkansız. İstediğiniz kadar havadan müdahale edin. O enerjiyi kontrol altına almak imkansız. Bunu az evvel de dedim. Ağaçlar son ağaç yanana kadar yangın devam etti santralin batısında. Bu nedenle o bölge eğer yanarsa gerçekten sıkıntılı günler bizleri bekliyor. Milas ve bu hat boyunca denizin sıfır noktasına kadar Ören Türkiye evlerinin kesişme noktasındayız biz. Ama buraya doğru bir vadi var. Vadi oyunun içinde bir yol var. Ana güzergah orası. Oradan geldik ama az evvel de belirttim sağlı solu dev çam ağaçları var. Oraya yangının sıçraması durumunda büyük sıkıntı yaşanacağını şimdiden söyleyebiliriz.